Arkadaşlarım hepinize merhaba. Ehliyet e Ebroca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 55 tane sınav sorusu çözüyoruz ve 55. sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Yanlış cevap vermekten lütfen korkmayalım. Önemli olan katılmaktır. Ve yeni gelen arkadaşlarım ortalama 50 soruda 5 yanlışın altına düşmemiz gerektiğini söylemiştim hatırlıyor musunuz bu yüzden yeni yayınladığım videodan başlayıp geriye doğru soru videolarını mutlaka çözmeye çalışın eksiklerinizi bu şekilde tamamlamaya çalışın hele ki konularda eksiğiniz var ise tam da sizlik diyorum arkadaşlar hem soruları çözmüş olursunuz hem konu tekrar yapmış olursunuz ve hem de açıklamalı detaylı gittiğimiz için sınavda faydasını çok çok fazlasıyla görmüş olursunuz diyorum arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hadi hemen sorulara başlıyorum. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Doğru cevabımız D şıkkı boşaltım sistemi olacaktır arkadaşlar. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sisteme biz boşaltım sistemi diyorduk. Şu anki söylediğim tanım şeklinde de sorabiliyorlar. Daha sonra şıklarda dolaşım sistemi vardı. Merkezi kalpti. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanların taşıyarak yeniden geriye toplayan sisteme biz dolaşım sistemi diyorduk. Yine sınavda söylediğim gibi gelir. Daha sonra sindirim sistemi merkezi mideydi ve yine şu şekilde geliyordu. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir derdi. Sindirim sistemini işaretlerdik. Ve en sonda sinir sistemi merkezi beyinde arkadaşlar omurilikten oluşurdu. Omurilik omurga boşluğunda faaliyet gösterirdi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Engelli sürücülerin park alanına engelsiz bir aray sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre iki kat daha fazladır. Bunun nedeni hangisi olabilir? Bir önceki soru çözümünde söylemiştim. Bakalım kimler dikkatle dinlemiş? Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak, engelli sürücülere moral vermek, devletin kazay sağlaması, engelli sürücülere ödenek sağlamak. Doğru cevabımız Ayşe olacaktır değil mi arkadaşlar? Farkındalık oluşturmakta bir önceki soru çözümünde de açıklamıştık. İlk iki kat bu yüzden fazla ceza ödersiniz. Geldik güçe. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? Otobüs, minibüs, taksi, dolmuş taksi. Doğru cevabımız. A şıkı, otobüs olacaktır değil mi arkadaşlar? Bakın e, yük taşıyan ve ağırlığı 3500 kilogram üzerinde olan kamyon, kamyonet çekici gibi tüm araçlarda ve 17 yolcu daha fazla taşıyan otobüs tipi araçlarda kullanımı zorunluydu. Kayıt, takip cihazı diğer adı neydi? Takometreydi arkadaşlar. Bir de şu şekilde geliyor sınavlarda takograf. E ee, takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir diye soruyor. Neydi amacı? Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmekti. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkun ayarlayan aktarma organı hangisidir? Volan, diferansiyel, aks, vites kutusu. Doğru cevabımız D şıkkı vites kutusu olacaktır değil mi? Diyelim görselden biz bilemedik. Orası neresi bilemedik ama bakın ne diyor tanımda? Aracın hızı ile torkunu ayarlayan değil mi? Biz bunu çok söyledik. Devamlı söyledik. Vites kutusundan bahsediyor. Bir bu şekilde sorabiliyorlar. Bazen de bu şekilde sorabiliyorlar. Aktarma organlarına güç veren hangisidir diyor. Yine soru işareti ile soruyor bize. Bizim cevabımız motor oluyor. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez basın yapılmalıdır? 40-60-80-100 Doğru cevabımız D şıkkı 100 kez bası yapılmalıydı arkadaşlar. Yetişkinlerde yapılan kalp masajında göğüs kemiği ortasıydı değil mi? Bası derinliği ise 5 santimdi. Ve yetişkinler yapılan dış kalp masajı uygulamasında ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması sağlanıyordu. Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? Adli tıp kazazede trafik psikolojisi ilk yardımcı. Doğru cevabımız C şıkkı trafik psikolojisi değil mi? Yayı ve sürücülerin trafikteki davranışların altında yatan diyor psikolojik süreci yani trafik psikolojisi inceliyor. Şimdi e, trafik psikolojisinin hedefini de sorabiliyorlar. Neydi hedefi? Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamaktı. 7'deyiz. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Beğeniler çok az oluyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama soruların devamı için önemli. Hadi bir like'a basalım. 7'deyiz. Alkolle içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür? Dinç ve zinde olma, aşırı hareketli ve uyumlu olma, manevra kabiliyetinde artma, reflekslerinde zayıflama. Doğru cevabımız D e şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın alkolü içki içen bir sürücüde reflekslerinde zayıflama görülüyordu değil mi? Direksiyon başındaki tepkileri çok daha yavaş gerçekleşiyordu. Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki yaratıyordu ve beyindeki frenleme ve karar verme yeteneği de bozuluyordu arkadaşlarım. 8'deyim. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması, hava filtresinin kilenmesi, far ampullerinin patlaması, motor devir göstergesinin arızalanması. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Bakın uzun süre ve sıkça marş yapıyoruz arkadaşlar. Yani akü boşalacaktır. Peki orada şunu deseydi. Marş motorunun ömrü kısalır deseydi. E, yine doğru söylüyordu. Bu sefer de onu işaretlerdik. Peki yine motor çalışır durumdayken marş yapılırsa bir şey zarar görüyordu. Hani böyle dişliydi. Marş dişlisi zarar görüyordu. Dokuzdayız. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hava kirliliğini. Peki bir de şunu söyleyelim. E, sınavda şu şekilde soruyor. Hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır der ise şıklarda katalitik konvertörü işaretleyin arkadaşlar. Katalitik konvertör egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine takılırdı. Bunun da unutmayalım. Bu e, bu videomu tam hatırlayamadım ama onun ile alakalı sınav sorusu çözeceğiz. Ondayım. Yukarıdakilerden hangileri ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Yara içe kurcalanır. Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Şıklar yalnız 1, 1-2, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 2 ve 3 yani saplanan cisim varsa biz onu çıkartmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Kişi yani o filmlerde oluyor aslında. Gerçek hayatta olmuyor. Hani filmlerde olur ya kişi karnından bıçaklanmıştır, yerde yatar. İşte onu kurtarmaya gelen kişi bıçağı alır, çeker. Yani yabancı bir cismi çıkartır. İşte bu filmlerde olur, gerçekte olmaz o. Ve yara içi kurcalanmaz arkadaşlar. Yaranın üzerine kapatırız ve tıbbi yardımı isteriz. 11 Uzun bir soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz? Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir diyor arkadaşlar. İlk yardım uygulaması olarak ele alınmazı bize soruyor. Solunum sisteme duran bir kişiye kalp masajı yapmak, şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak, kırıklarda atel kullanmak, açık yaraya dikiş atmak. Doğru cevabımız. Değişik olacaktı arkadaşlar açık yere dikiş atmak yani siz hiç gördünüz mü bir trafik kazasında işte oraya ilk yardımcı olarak gelen kişinin ya dur ben bir şurayı bir dikeyim dedini hiç duydunuz mu arkadaşlar değil mi dikiş atmak ilk yardımcının görevi değildir arkadaşlar bakın ilk yardımcının görevi nedir o olay anında hayat kurtarıcı müdahale yapmak ilk hayat kurtarıcı müdahaleyi yapmaktır solunum sistemi durduysa kalp masajı yapar kişi bakıyor şöyle şok durumuna giriyorsa hemen ayağa larını 30 santim yukarı kaldırır değil mi? Atel kullanır vesaire. Geldik. 12'ye. Araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park haline bırakılırsa hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması, benzinin bitmesi, fren balatalarının aşınması, lastik hava basıncının düşmesi. Doğru cevabımız A olacaktır değil mi? Bakın araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park halinde bırakılırsa ne oluyordu? Akü boşalıyordu arkadaşlar. Peki elektrik sisteminde kaçak varsa bakın elektrik sisteminde kaçak varsa o zaman ne oluyordu? Akü kendiliğinden boşalıyordu. Yani akünün görevi neydi? Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermekte unutmayın maaş motoruna ilk hareket için elektrik vermekte arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim aracı çok uzun süre kullanmadan diyelim ki beklettik hmm, hangileri meydana gelirdi akünün şarjı azalırdı değil mi aynen öyle motor yağı özelliğini kaybederdi değil mi aynen öyle arkadaşlar hadi geldik 13'e Aşağıdakilerden hangisi marş motoruna ilk hareket için elektrik verir? Akü, buji, distribütör, endeksiyon bobini. Doğru cevabımız A şıkkı akü olacaktır değil mi? Biraz önce söylemiştim. Peki motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde akü şarj, ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza neredeydi arkadaşlar? Alternatördeydi. Peki e, şunu söyleyeyim. Elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla hangisi kullanılır derdi sınavda? Yine bizim buradaki cevabımız akü olurdu. Yani akül ile alakalı çok sınav sorusu var. Ben elimden geldikçe sizlere söyleyeceğim. Tabii ki sınavda çıkma ihtimali olanları hepsini değil yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacakların arasından geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar. Ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Hangi acil taşıma tekniği? neydi bu? Raltek manevrası ayak bileklerinden sürükleme, koltuk altından sürükleme, itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma. Şimdi öğren tek ve sürükleme yöntemi var ya onları birazdan size göstereceğim ama şu e, itfaiyeci yöntemine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın ilk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturdurma getiriyor. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçiriyor. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alıyor. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutuyor ve ağırlığı dizlerine vererek kalkıyor. Kazazedenin Önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırıyor. Biz buna itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma diyoruz. Şimdi şıklarda ne vardı arkadaşlar? Sürükleme yöntemi vardı değil mi? Bakın orada sizin anahtar kelimeniz. Çok kilolu eriyara kişiler taşınır. Bunu unutmayın. Dar, basık ve geçiş güçlü olan bir yerden çıkarmalarda kullanılır arkadaşlar sürükleme yöntemi. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı değil mi? Üçgen içerisinde çarpı varsa kontrolsüz diyorduk. Şimdi A şıkkı döner kavşak yaklaşımını bildiriyor. B şıkkı ve D şıkkı ana yol tali yol olduğunu bildiriyor. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün göreve yetkilerindendir? Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek, karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli araç ve gereci sağlamak, trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarına gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak, motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücülerinin kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Trafik kazalarının oluş nedenine göre verileri hazırlar, değil mi? Ve gerekli önleyici teknik tedbirleri alır, aldırır. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların kurma başlığı yani kas kullanmaları konusunda hangisi doğrudur? Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi, şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı, şehir içinde ve dışında mecburi, şehir içinde ve dışında isteğe bağlı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Şehir içinde ve dışında da mecburiydi. Bir de şu şekilde soruyorlardı. Sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü yolcuların ise koruma başlığı takması zorunlu olan taşıt aşağıdakilerden hangisidir diyordu. Motosiklet diyorduk değil mi arkadaşlar? Hadi 18'deyiz. Yaralıyı araçtan çıkarırken hangisine dikkat edilmelidir? Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına, baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına, kollarının baş hizasına durmasına, ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına. Doğru cevabımız B şıkkı değil mi? Artık öğrendiniz. Baş, boyun, gövde ayrılmaz üçle işte bu hizanın bozulmamasına dikkat ediyorduk. Çünkü çünkü işte bir boyun zedelenmesi olabilirdi değil mi arkadaşlar? Bir e, felç durumu söz konusu olmasın diye umurilik de dahil. Biz bu yüzden baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına dikkat ediyorduk. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yere dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saate kaç kilometredir? 130, 110, 190. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Otomobilden bahsediyoruz. Yerleşim yeri dışında. Nerede? Bölünmüş yolda. 110. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bakın otomobillerin yerleşim yeri içerisindeki hızı 50. Yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü kırılında 90. Bölünmüş yolda 110 ki bize bunu sormuştu. Otoyolda da 120 şeklindeydi. Araçların hız sınırları ile alakalı eksi olanlar ilk yorumda linkimiz var. Bu video bittikten sonra ona bir bakalım olur mu? Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır? Aküsünün tam şarj edilmesi, hava filtresinin değiştirilmesi, buji kablolarının yenilenmesi, iterek veya çekerek çalıştırılması. Doğru cevabımız D şıkkı iterek veya çekerek çalıştırılmaz arkadaşlar. 21. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Uzağa gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması, daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması, aracını izlediği şeridin sağından sürmesi, taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız B şaka olacaktır yanlıştır Arkadaşlar şimdi 3 tane araba çizdim yeşil renkli olan video izleyen arkadaşım sizin arabanız Pembe renkli olan benim arabam pembe olduğu için e, Burada mavi renkli olan da sizin en yakın arkadaşınız olsun Artık kim bilmiyorum x kişisi diyelim. Şimdi e, yeşil araçlı olan sizsiniz Ben sizin beni geçmeye çalıştığınızı anladım arkadaşlar. Bunu aynadan bakarak anladım. Siz beni sollamak istiyorsunuz ama ben sizden daha erken davranarak kendi önümdeki mavi renkli aracı geçmeye başlarsam işte o zaman yanlış yaparım. Bu yanlışı yapmayalım. Bir de şunu gördüm. Bunu da söyleyeyim. Hatta YouTube'da gördüm. Öyle karşıma çıktı. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsü öncelikle kendisine yol vermeye çalışıyor. Tamam hadi geç önüme der gibi ama tam tersi birden hızlanarak aslında yol vermemiş oluyor. Bunun yapılması da yanlış. Yani eğer sizi geçmek istiyorsa bırakın geçsin arkadaşlar. Ne olur yani bir şey olmaz. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi hangisi olabilir? Jikle çekilidir, el freni çekilidir, motor yağı eksiktir, lastik havası fazladır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır değil mi? El freni şeklidir arkadaşlar. Şimdi fren demişken e, fren lambalarının rengi kırmızıydı. Geri vites lambasının rengi beyazdı. Şimdi bir de ne var? Fren mesafesi var değil mi? Hani bana da çokça soruyorsunuz. Bakın frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola biz fren mesafesi diyoruz arkadaşlar. Fren mesafesini e, neler etkiliyordu Aracın hızı değil mi? Etkiler. İklim koşulları etkiler değil mi? Yağışlı olur, karlı olur, buzlu olur. İklim koşulu etkiler. Aracın yükü ve yük durumu etkiler mi? O da etkiler. Peki yolun genişliği etkiler mi fren mesafesini? Yolun genişliği etkilemez arkadaşlar. 23. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkol olarak araç kullandığı 3. defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? 5 yıl, 2 yıl, 1 yıl, 6 ay. Doğru cevabımız A şıkkı 5 yıl süreyle geri alınıyordu. 24. Boyun travması olmayan bilince kapalı beri kazazedinin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan iki yardımcının hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi, yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması, kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırması, bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi. Hatalı olan arıyoruz. Doğru cevabımız B şaka olacağız arkadaşlar. Öyle kazan zizini ağzından kör dalış yapılmaz değil mi? O yabancı cismi görmeden yapılmaz. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? Boyuna boyunluk takıldıktan sonra, boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra, boyun ayrılarına dindirici ilaç verildikten sonra, boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır bakın herhangi bir tehlike yok arkadaşlar kaza yerinde tamam ama o kaza senin boyuna bir yaralanması var biz hemen ona boynuk takacağız daha fazla zarar vermeyelim diye. Hareketin motordan tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası hangisine doğru olarak verilmiştir? Ben bunu size ekran görüntüsü olarak vermiştim. Bakalım kimler izlemiş o videoyu. Şaft kavrama vites kutusu diferansiyel aks, aks vites kutusu kavrama diferansiyel şaft, vites kutusu kavrama aks şaft diferansiyel, kavrama vites kutusu şaft diferansiyel aks. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle yapalım mı? Bakın hareketin motordan tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organların çalışma sırası. Kavrama, vites kutusu, şaft, diferansel, aks şeklindeydi arkadaşlar. Güç aktarma organları ile alakalı sınav soruları var. Hatta şöyle sorabiliyor. Şu an orada şaft yazıyor ya işte oraya bir soru işareti veriyor ve buranın neresi olduğunu soruyor arkadaşlar. Yani e, bunların yerlerini öğrenmenizde fayda var. Burayı dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Daha da ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız lütfen geri dönük soru videolarına bakmaya çalışın. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne adı verilir? Hücre, organ, sistem, destek doku. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın farklı dokuların bir araya gelmesiyle diyor değil mi? Vücut birine biz ne diyoruz? Organ diyoruz. Hücre neydi? Bağımsız yaşıyordu. Vücudun en küçük canlı birimiydi arkadaşlar. Ve hücre zarı vasıtasıyla besleniyordu. Daha sonra doku neydi? Genellikle aynı tip hücrelerin bazı görevleri yapmak üzere birleşerek meydana getirdikleri yapılardı arkadaşlar. Sistem neydi? Aynı amaç için bir yapı içinde çalışan organlar bütünüydü. Bakın organlar bütünü biz sistem diyoruz. Hani demiştik ya sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi. İşte bunlardan bahsediyor. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Turnike uygulanan, ayağında çıkık olan, solunum zorluğu çeken birinci derecede yanı olan. Doğru cevabımız. C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Bakın solunum zorluğu çekiyor. Nefes alamıyor değil mi? Diğerlerine göre daha öncelikli. Hemen onu götüreceğiz. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi hangisidir? Aracın el freni çekiktir, debriyaj arızalıdır, akümülatörün kutup başları gevşemiştir, yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Bakın marşa basıyorum tık diye ses geliyor ama motor çalışmıyor. Ha, işte o zaman akümülatörün kutup başları gevşemiştir di diyoruz. Şimdi D şıkkına bakalım mı? Yakıt içerisinde toz ve pislik var diyor. Hmm, hemen bir sınav sorusu. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışıyordu? Düzensiz ve tekleyerek çalışıyordu. Unutmayalım. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? Yakınlara geldikten sonra, hiçbir müdahale yapılmadan önce, kendine gelmesi sağlandıktan sonra, hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D şıkkı değil mi? Eğer bir kanama varsa o kanamayı durduracağız arkadaşlar. Yani hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra Verilenlerden hangileri delice göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi, sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi, göğüse saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi, şıklar 1-2-1-3-2-3-1-2-3. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3 değil mi? Bakın delici göğüs yaralanmasından bahsediyoruz. Yaşam bulgularını ve yaranın durumunu tabii ki değerlendireceğiz değil mi? E, göğüs bölgesine saplanan bir cisim var. Ne demiştim? Çıkartmıyoruz arkadaşlar. Etrafını temiz bezlerle destekliyoruz, sabitliyoruz. 2'ye eledik. Çünkü ağızdan yiyecek, içecek verilmesi diyor. Hayır. Delici göğüs yaralanması, delici karın yaralanması. Yani bunlar da ağızdan yiyecek, içecek verilmiyor. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? Virajlı, kasesli, eğimli kaygan. Doğru cevabımız D şakı araç zaten kayıyor, değil mi? Yani kaygan yol bölümünde bulunuyor. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerin yapılması yasaktır? Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi, görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi, görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi, zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi yasaktı zarar mı verildi? İşte o zarar veren sorumlu. Bu da bir ayrı sınav sorusu. Bu arada D bahsediyorum. Ayrı bir sınav sorusu. Zarar veren sorumluya zarar karşılıkları ve masraf ödetiliyordu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Öndeki taşta geçmek geçme yasağını bize bildiriyor. B şıkkı U dönüşü yapılamaz. C şıkkı motosiklet hariç motorlu taşı trafiğine kapalı yol olduğunu bildiriyor. D şıkkı kamyonlar için geçme yasağı sonu Bakın sonu kelimesini ekledim. Neden ekledim? Yeni gelen arkadaşlarım için pratik bir yöntem. Eğer levha yukarıdan aşağı düz bir çizgiyle bölündüyse hemen sonu kelimesini ekleyin. Olur mu? Kamyonlar için geçme yasa sonu levhası. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir? Şöyle tabloya bakıyoruz. Kandaki alkol miktarı veriliyor ve kaza riski veriliyor. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği, kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı, alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği, alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu. Doğru cevabımız B şakı kesinlikle söyleniyor arkadaşlar değerleri değil evet kaza riski kandaki alkol miktarına bağlı olarak artıyor değil mi yani kişi ne kadar çok alkol aldıysa o kadar kaza riski artıyor İşte bu söylenir. Trafik ortamını paylaşanlar da yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir diyor. Hoşgörülü olunması, bencelikten uzak durulması, olaylara aşırı tepki gösterilmesi. Şıklar yalnız 1, 1-2, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız 5 yakı 1-2 olacak bakın trafik düzeni ve güvenliğini olumlu yönde yani biz olumlu bir şey arayacağız değil mi? Hoşgörülü olunması bakın ne kadar güzel olumluktan bahsediyor. Bencilikten uzak durulması yine güvenliği olumlu olumluktan bahsediyor ama aşırı tepki göstersek tam tersi olur. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir? Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması, yüzeysel bir yaradan yayılarak yavaş akması, koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması, açık kırmızı renkteki kanın kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması. Doğru cevabımız. D şakı olacaktır. Atar damardan bahsediyoruz değil mi? Damarların atası, ataların atası en tehlikelisiydi. Çünkü kısa sürede çok kan kaybediliyordu. Rengi açık kırmızıydı koyu renkli olan toplar damarda nasıl aklımıza tutuyorduk koyu renkli top değil mi bu şekilde aklımıza tutuyorduk toplar damar kanamasının koyu renkli olduğunu biz buradan biliyorduk arkadaşlar şimdi orada yavaş akması vesaire diyor hayır e, bakın atar damar kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkıyordu kesik kesik akıyordu arkadaşlar açık kırmızıydı kısa sürede çok kan kaybediliyordu. Bir de şunu söyleyeceğim. Atardamar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanıyordu arkadaşlar. Yani boyun, koltuk altı ve köprücük kemiği üzeri bu amaç için basınç uygulama noktalarıydı. Tekrar ediyorum. Boyun, koltuk altı ve köprücük kemiği üzeri bu amaç için basınç uygulama noktalarıydı. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır? Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse, aracın periyodik bakım süresi geçmişse, kasko sigortası yaptırılmamışsa, sürülecek araç başkasına aitse. Doğru cevabımız A şıkkı olacak dedim. Yani motosiklet ehliyetiyle kamyon sürülmüyor arkadaşlar. 39 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? Egzoz spabı, emi manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır değil mi? Araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için katalitik konvertör kullanılıyordu. Katalitik konvertör kullanılan araçta hangi benzin kullanılıyordu? Kurşunsuz benzin kullanılıyordu. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir. Atar damar kanamaları, toplar damar kanamaları, kılcal damar kanamaları yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Doğru cevabımız. A şakı yalnız 1 olacaktı. Bakın fışkırarak atar damar. Biraz önce bahsetmiştik. 41. 41. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu hangisidir? Şok, tıkanma, kalp durması, soluk durması. Doğru cevabımız A şakı, şok olacaktı arkadaşlar. Beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu diyor. Şimdi tıkanma ne vardı? Tam tıkanma vardı. Kısmi tıkanma vardı. Tam tıkanmada hemlik manevrası uygulanırdı. Kısmi tıkanmada öksürmeye teşvik edilirdi. Orada kalp durması var. Belirtileri bizim için önemli. Hadi hatırlayalım. Kişide kalp atımlarının alınamaması, solunumun olmaması, hareket etmemesi, bilincinin kapalı olması, göz bebeklerini büyüme ve uyarılara cevap verme. Bunlar kalp durmanın, kalp durmasının belirtileriydi. Soluk durması. o da hani solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıydı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi talih yoldan kavşağa gelindiğini bildirir. Hadi dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Talih yoldan nereye kavşağa gelindiğini. Yani talih yolda ne olurdu? İki tane levhamız olurdu değil mi bizim? Yol var levhası olurdu. Dur levhası olurdu. Şimdi orada A şıkkı var. Üçgen içerisinde oklar varsa iki yönlü yolda arkadaşlar. C şıkkı yuvarlak daire içerisinde oklar varsa karşıdan gelene yol var anlamındaydı. D şıkkı. Bakın levhayı ortadan ikiye bölmüş değil mi? Yani bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirirdi. Şekilde görülen araç geçme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmedi. 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu, 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu, 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadı. Doğru cevabımız Ayşe kız söylenebilir. Bakın 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmedi. Değil mi? Bakın sol taraftan gelen bir nolu araç var. Yani 2 nolu araç sürücüsü sol taraftaki şeridi dikkat etmek zorundaydı. Soldan gelen araca bakmak zorundaydı motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılması yasaktır? Geçme yaparken sinyal verilmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız Eşekli olacaktım. Bakın elde bagaj, paket ve benzeri şeyler taşınmıyor. Yasaktı 45. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama hangisidir? Yaralının araçtan çıkarabileceği çıkış yerlerinin sağlanması, motorun durdurulup aracın sabitlenmesi, yaralıyı taşımak için sevde getirilmesi, tıbbi yardım istenmesi, a şıkkını okuyamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Doğru cevabımız B şıkkı olacak Motoru durduracağız. Aracı sabitleyeceğiz. Hani herhangi bir kaza patlama tehlikesi vesaire olmasın diye motoru durduruyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, hava filtresinin değiştirilmesi, camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı neden olmaz? Aslında biz hava filtresini değiştirmez isek hani böyle belirli aralıklarla değiştirmemiz gerekiyordu ya hava filtresini değiştirmez isek yakıt tüketimi artar arkadaşlar. Değiştirirsek değil o zaman bir sıkıntı yok. Evet klima açık bir şekilde gidersek fazla yakıt yakarız. anne durdum aynı kalktım değil mi? Fazla yakıt yakarız. Camlar açık o şekilde gidiyorum. Hava sıcak ama camları açtım. İşte o zaman da yakıt tüketimi artıyor. İçeri hava giriyor arkadaşlar. 47. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağ veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Geri vites lambaları, seyen lambaları, park lambaları, sis lambaları. Doğru cevabımız işte kısa sinyal lambası değil mi sağa döneceksem sağ sinyal sola döneceksem sol sinyal en iyi sinyal veriyorum ama işte arkamdaki sağımdaki solumdaki artık neyse diğer araçlara ikaz etmek amacıyla bakın ben sağ tarafa döneceğim hani amacımız bu bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa hangisi uygulanır? Sürücüsüne hapis cezası verilir, aray sahibine sadece para cezası verilir, ihtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten man edilir, sürücüsü trafikten ömür boyu man edilir. Doğru cevabımız şey şaka olacaktır. Hani hani anlatmıştım ya ben size mahallemizde bir kişi var. işte aracın aracında sürekli böyle duman çıkartıyor, gürültü çıkartıyor. Gidiyoruz, ihtar ediyoruz. anlamıyor tekrar ediyor. O zaman ne olacak? Araç trafikten man edilecek. 49 Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu, araç kapılarından birinin açık kaldığını, motor yağının değiştirilmesi gerektiğini, ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. Doğru cevabımız A şıkı olacaktır. Aracımla gidiyorum. Gösterge paneline bir baktım. Işık yanıp yanıp sönüyor. Ha neydi o? Düşük yakıt seviyesiydi değil mi? Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirirdi ve e, şunu da söyleyeyim. Derhal durmaya gerektirmez arkadaşlar. Olur mu? Sınavda da geliyor bu. Derhal durmaya gerektirmez. Yani siz e, seri esnasında bu işe gördüğünüz zaman hemen böyle sağa çekip durmayın. Öyle bir şey yok. Daha yoluza devam edersiniz o azaldığını bildiriyor. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem hangisidir? Hava yastığı, hidrolik fren, hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrol. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hidrolik direksiyondan bahsediyor arkadaşlar. Yani direksiyonu daha rahat çevirirsiniz. 51- Şekildeki trafik işareti anlamı nedir? Yay giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D şıkı motorlu taşıt giremez diyor. 52 Şekildeki karayolu bölümünde sürücülerin hangisini yapması doğrudur? Hızını azaltması, hız sınırını aşması, öndeki aracı geçmesi, takip mesafesini azaltması. Doğru cevabımız A şakada değil mi? Bakın ben viraja girmişim. Yani hızımı azaltacağım. Geldik. 53'e. Aşağıdakilerden hangisi? Karşıdan gelene yol var anlamındadır arkadaşlar. Doğru cevabımız ve ışık olacaktır. Yuvarlak daire içerisinde oklar varsa karşıdan gelene yol var anlamındaydı. Bakın 42. soruyu hatırlayın. 42. soruda da yine bu levhaları varmıştı değil mi? E, ee, tabii D şakında şu an dur var ama orada bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdirdiğini bildiren levhamız vardı arkadaşlar. 42. soruda bize dedi ki hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir demişti. Yol var işaret işaretlemiştik arkadaşlar. Yine burada da karşıdan gelene yol var anlamını soruyor. Burada da cevabımız B şıkkı. A şıkkı iki yönlü yoldu. C şıkkı yol var. D durdu. Geldik 54'e. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza fayların yanmamasına sebep olur? Bujilerdeki, distribütördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki. Doğru cevabımız C şakı. Far anahtarının arıza varsa farlar yanmazdı ve 55'teyim. Hadi bakalım bu sorunun cevabı sizde. İlk yardım sorusu. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Kasık, boyun, koltuk altı köprücük kemiği üzeri 55. sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Bu video bitti arkadaşlar. Eğer şöyle az da olsa sizlere bir şeyler kattıysam, şöyle bir nebze de olsa sizlere bir faydam dokunduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir de ne unutmuyorduk? Sınava girecek olan diğer arkadaşlarımıza videoyu paylaşmayı unutmuyorduk. Yarınki soru çözümünde görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.